Herkese merhabalar. Geofizik Mühendisleri Arası İstanbul Şubesi olarak düzenlediğimiz meslektaşlarımızla mesleki seminerler serisinin 18.sinde sinde ee, Sayın Profesör Doktor Günay Çiftçi hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Nasılsınız hocam? Sağ ol, İşte bu pandemi günlerinde kendimizi sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar temennimiz evet. bir an önce bu sıkıntılı günleri atlatmak. İnşallah hocam. bugünkü konumuz Türkiye denizlerinde jeofizik sismik çalışmalar ve yakın geleceğin enerji kaynağı gaz hidratlar olacak. sunuma geçmeden önce hocamızı tanımayanlar için ben özgeçmişinden kısaca bahsedeyim. Profesör Doktor Günay Çiftçi Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik bölümünde lisans 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans, Trieste Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1991 yılından başlayarak UNESCO destekli Yüzen Üniversite araştırma ile eğitim seferlerine 1995, 1996, 2000 ve 2001 yılları, yıllarında Akdeniz ve Karadeniz uluslararası sularındaki çalışmalara katılmıştır. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri Virginia Tech Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümünde doktora sonrası çalışmalar için konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2003 yılında e, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nde profesör olarak atanmıştır. Avrupa Birliği projelerinde ve Horizon 2020'de proje ortağı yürütücüsü Avrupa denizleri doğal gazlar için yerel bir kaynak gaz hidratlar. Kost aksiyonu Türkiye temsilciliği yürütücü komite üyeliği yapmış, ondan fazla TÜBİTAK projesini tamamlamıştır. Ayrıca devlet planlama teşkilatı desteğiyle faaliyete geçen jeofizik sismik laboratuvar koordinatörü olarak gaz hidratlar ve deniz jeolojisi ve jeofiziği konusunda araştırmalarını 2005-2018 yılları arasında sürdürmüştür. 2019 yılından beri 9 Eylül Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde geçici olarak görevlendirilmiştir. Ee, hocam hazırsanız sözü de fazla uzatmadan ben Teşekkür size ediyorum. Ee, öncelikle İstanbul Şube'ye sizlere ve Jeofizik Mühendisleri Odası'na teşekkür ediyorum. Ee, bu kapsamda yaptığımız çalışmaları anlatma meslektaşlarımıza hem de yeni bu bir boyut katma açısından yararlı olur. Umuduyla tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii jeofizik deyince aklımıza ne gelir? Başta enerji, deprem gelir. Ben buradaki bu slaytı aslında enerji boyutuyla başlamak istiyorum. Çünkü jeofiziksiz bir enerji çözümü olamaz diye düşünüyorum. Şimdi bu Hocam Efendim? özür dilerim. Özür dilerim bölüyorum ama bir hatırlatma yapalım. Ee, sorularla ilgili YouTube sayfamızda şu anda zaten E, ee, yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Ben hocama ileteceğim. Hocam buyurun tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi bu senaryoya baktığımızda kurulu kurulu güç santrallerinde e, 2040'lı yıllara doğru oluşturulan senaryoda 2025'te ve 2030'a doğru baktığımızda gazın birinci sıraya geçtiğini, güneş enerjisinin ikinci Kömürün e, bir şekilde sabit kaldığını, e, hidro, rüzgarın artmaktan, nükleerin, petrolün düşmekte olduğu gibi bir senaryo söz konusu. Şimdi eğer gaz birinci sırada artarak koruma devam edecekse, burada jeofizin önemi, yer bilimlerinin önemi yaslanamaz. Orada mutlaka olacak olarak düşünüyoruz. Peki, e, 2020 yılında Hustun'daki e, bir toplantıya gittiğimizde, Koneko... E, Petrol şirketinin e, öncülüğünde sponsorluğunda sponsorlunda e, Houston e, Doğa Tarihi Müzesine baktığımızda e, unconventional hidrokarbon revolution dediğinde yani alışa gelmedik hidrokarbon devrimi olarak baktığımızda buradaki şey de işte e, kaya gazı ondan sonra tight gaz, e, shale gaz, e, heavy oil ve e, coal e, metan gibi diğer şeylerine baktığımızda bunların içerisinde Gasratın olduğunu görüyoruz. Yani bu demektir ki gasratlar e, geleceğin alternatif ve alışa gelmedik unconventional enerji kaynaklarından bir tanesi olma e, aday ve en büyük adaylardan bir tanesi içermiş olduğu çok büyük potansiyel açısından baktığımızda. Tabi Amerika'da neden e, gasratlar e, çalışmaları var ama e, neden e, tutup bir Çin, bir Japonya ve diğer Hindistan gibi değil? Çünkü Amerika gene bu unconventional alışa gelmedik geleneksel olmayan hidrokarbon çiplerinden e, enerji kaynaklarından bir tanesi olarak çünkü şehir gazı e, üretime geçmiş durumda o zaman şimdi gaz e, dünyadaki gaz potansiyeli sorusuyla başladığımızda şimdi şu sağdaki alışa geldik gaz olarak baktığımızdaki e, potansiyeli peki gaz potansiyeli nedir kısaca ...yaklaşık 50 katına denk gelmekte. Bu tabi derin deniz koşullarına, deniz tabanlı yanları, deniz kultaşları dışındaki rezervler... ...derin deniz kultaşları, kutup bölgeleri gibi pek çok alanlarda, ortamlarda bulunmasıyla birlikte... ...yaklaşık 50 katına karşılık geliyor. Bunun tabi bir diğer anlamı, toplam bütün karbon yataklarında yaklaşık 2 katına karşılık gelmekte potansiyel olarak. Günümüzde sadece bu mevcut gaz sidat birikimlerinin küçük bir kısmının ticaret potansiyeli olduğu öngörülüyor. Sadece bu bile bu kaynak bile inanılmaz boyutlarda. Peki gaz sidatın genel özellikleri ne diye baktığımızda bir kere gaz sidatın oluşabilmesi için dört tane temel ve ikinci başka koşullar da var ama esas koşul yüksek basınç, su, düşük sıcaklık, doğal gaz. Tabi doğal olarak ne oluyor? Metan, doğal gaz su molekülleri tarafından hapsediliyor. Tabi bileşimindeki esas şeyler hidrokarbon gazları, etan, propan, bütan ve tabi %90 oranında metan. Tabi hidrokarbon kökenli olmayan gazlar da söz konusu. Tabi söylediğimiz gibi bunlar birinci koşullar. İkinci koşullar işte bulunduğu ortam, e, tuzluluk falan e, ikinci e, etmenlerde söz konusu. Peki gaz sıratlarının önemi nedir diye baktığımızda bir kere bir metreküp gaz sıratta 164 metreküp gaz içermekte, doğal gaz içermekte. 0.8 metreküpte su. Doğal olarak o su moleküllerinin içerisinde absorbe oluyor. E bu anlamda baktığımızda literatürde bunu yanan gaz, e, yani pek çok şeydir soru. Fakat biz ve bizim ekipteki bazı arkadaşlar biz buna yüz, ziplenmiş gaz olarak adlandırıyoruz. Neden? İşte söylediğimiz gibi 1 metreküpünde 164 metreküp doğal gaz içermesi. O zaman geleceğin enerji kaynağı olabilmesi hem de yakın geleceğin enerji kaynağı olabilmesi iyi bir örtü kayaç olmaları altında petrol ve gazın birikmesine olanak veren ortamlar yaratması bir diğer önemli koşulda veyahut da önemde derinlerdeki petrol ve gazın rezervanın varlığını işaretliyor. Yani doğrudan gösterge olarak biz bunu görebiliyoruz. Bir diğer en önemli koşullar özellikle günümüzde dünyamızda sera gazının etkisi olması. Yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalar aslında metan gazından, doğal gaz, şey, gaz metan boşalımının yaklaşık 22 kat daha fazla bir gaz boşalımı söz konusu. İşte buzul devirlerinin başlangıç ve bitişinde metan hidratların, gaz hidratların çok büyük rol olduğu, oynadığı da ispatlanmış. Bir diğer önemli konusu da Özellikle deniz tabanı içerisinde, deniz içerisindeki heyelanlar önlemesi. Çünkü bu buz kristalleri çimento vazifesi görerek özellikle yamaçlarda, deniz içerisinde bunların herhangi bir faz değişikliği olduğunda bu yamaçtaki e, şeylerin e, heylana neden olması ve bunun sonucunda tsunamilere neden olması. Ve gene bu tsunamiye neden olduğu, büyük yamaç kaymalarına neden oldu bilimsel çalışmalarla ispatlanmış, e, ortaya konmuş durumda. Tabi gaz sıratlar da metan gazının birikmesine iyi veren, e, izin veren yoğurt kayışlar olduğunu söylemiştik. Şurada BIS, BSR olarak, yani Bottom Simulating Reflector olarak adlandırılan şurada deniz tabanı ve deniz tabanı mimikleyen, taklit eden şuradaki e, deniz tabanı benzeyen yansıtıcıları görmekteyiz. Şurada da baktığımız zaman da bunun altındaki biz gazın varlığını e, görmekteyiz. Tabii Şuradaki şeyde de baktığımızda gene de deniz tabanı, bir eser, şuradaki gördüğümüz hidrat, şuradaki ve şurada onun üzerinde. Tabii bir burada tortul, to, to, gaz gibi aradaki filozofat olarak da şey yapabileceğimiz ortamlar. Yani bunu gördüğümüzde, bunun imzasını gördüğümüzde burada gaz sıcaklık katmanın tabanına işaret ettiğine ters polaritesi, diğer jeofizik özellikleriyle bunu anlayabiliyoruz. Peki, gaz sıcaklıklarının dünyadaki dağılımı nedir? Şimdi buradaki e, kırmızı bizim daire veya da elips olarak gösterdiğimiz alanlar nedir buradaki? Bir kere MSYK dünyada ilk gaz sırattan üretildi. Yani gaz sırattan doğal gazın üretildiği alandır. 1970'li yıllarda altında. Bunun ayrı bir hikayesi vardır. Burada çok fazla ben bunların ayrıntısına girmeyeceğim. E, peki bir diğer alan nerede? Şimdi kıta kenarlarında bütün dünyadaki şeylere bakıyoruz. Meksika Körfezi'nin yani petrol ve gaz alanlarında bunun Nijer Körfezi biliyorsunuz. Yeni bir petrol ve gaz alanı. Bir diğer önemli konuda burada şeyle gösterdiğimiz, kırmızı daireyle gösterdiğimiz, Nankai Çukuru ve Çin tarafındaki bu alanlarda şu kırmızı noktayla gösterdiğimiz, baktığımızda bilinen, olası olarak işaretlemiş alanlar. Gaz redden, gaz üretiminin yapıldığı alanlar. Peki bizim Doğu Akdeniz ve Karadeniz ve Marmara'ya baktığımızda gene bu alanlarda gaz varlığı saptanmış, ispatlanmış, örneklenmiş durumda yapılan çalışmalar, yaptığımız çalışmalar açısından. Şimdi şeye baktığımızda dünyadaki enerji firma şeyleri e, alacağı şekil gelecekteki finans sektörünün yatırımıyla görülebiliyor. Yani Türkiye dışındaki ülkelerin geleceğin enerji kaynağı olarak yaptığı araştırma yatırımları da net şekilde burada görmekteyiz. Türkiye'nin de bu konuda yatırımlı araştırmaları var. Onu da bir kenar koyup baktığımızda özellikle 2004 ile 2014 yılları arasında görmekteyiz. Milyarlarca dolara karşılık gelen burada şeyler var. Yatırım söz konusu, araştırmalar söz konusu. Tabii buradaki şimdi sadece Rusya'nın 500 milyon ruble gibi gözüküyor veyahut da Amerika'nın 200 milyon dolar gibi gözüküyor, Japonya'nın 500 milyon. Bunlar sadece belirli programların karşılığı olan, yani bunların toplamına baktığımızda her bir ülkenin bunun çok çok daha fazla bir yatırım söz konusu veya araştırma söz konusu olduğunu biliyoruz biz. Peki biz nasıl gazetecilik tanıştık? Biz bu ilk katsızatlara, şeyde de belirtildiği gibi, 1991 yılında Sovyetler'in son döneminde e, Train Through Research programı, bu e, Sovyet e, bilim insanların, o zaman Michael Limonov e, rahmetli olan, e, Anatoly Limonov gibi ve ondan sonra işte Batı'da John Sait gibi, Jean Paul Fisher gibi onlarca bilim insanının e, aslında bu programı başlatmalarıyla. Peki 1991 yılında bu program başladığında biz bu çalışmalara işte e, Profesör Doktor Mustafa Ergün ben e, Türkiye'deki danışmanım olan doktora çalışmanı İtalya'da yürütürken geldiğimde bu çalışmalara katıldık. İlk bu çalışmada 1991 yılındaki e, çalışmaları burada görmekteyiz. Bu benzer. Şurada altta gördüğümüz e, Kafkaslar'daki ve Kırım tarafını Deniz tabanındaki çamur volkanlarını görmekteyiz. İlk defa bu çalışmalar sırasında örneklendik. Ben burada e, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün ilk kurucu müdürü ve Mustafa Ergun Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu e, çalışmalar sayesinde biz Gazratlar e, çalışmalarıyla veyahut da gaz viratla, e, tanışmış olduk. Ve bu çalışmalar daha sonra 1995-96-2001 gibi çalışmalara hem Karadeniz'de hem Akdeniz'deki çalışmalarda bir katıldık. O sayede hem bilimsel olarak bunlarla ilgili tezler, yayınlar yapma olanağına kavuştuk. Şimdi buradaki gene bu daireye baktığımızda Libya ile Türkiye arasındaki alandaki şurada çok önemli bir alanı. Bu alanda da işte tabi çamur volkanlarının önemini diye ne diye baktığımız zaman çamur volkanlarının üzerinde, tepelerinde bunların gaz silahlarının örneklendiğini biliyoruz. Tabi bu gaz bacaları olarak daha derindeki petrol ve gazın da varlığını gösteren yapılardır bunlar. Geomorfolojik yapılardır. Burada işte beş numarayla gördüğümüz şeyde Birleşmiş Milletler'in bu çalışmalar destek olduğu için de Birleşmiş Milletler United Nation Rise olarak adlandırılan alanlar. Şimdi aslında baktığımız zaman mavi gezegen kavramı var. Dünyanın bildiğimiz gibi yüzde yetmişi okyanuslardan oluşmakta ve denizel ortamlardan oluşmakta. Ve bu yüzde yetmişinde aslında yüzde onu haritalanmış durumdadır. Yani yüzde onu o zaman mavi gezegen olarak adlandırılması veya mavi vatan olarak da adlandırılması çok e, önem arz ettiğini biz e, biliyoruz. Tabi bir diğer önemli e, konu yani pek çok hocanın e, bu çalışmalar sırasında bize katkısı var. E, burada atlarsam onlardan özür diliyorum. Çünkü bu çalışmalar bir ekip, bir ortak e, ürünün sonucuna geldiğimizde. Şimdi 2001 yılında Hocam özür yani... dilerim araya gireceğim ama Buyurun. Haluk Eydoğan hocamızın bir sorusu olmuştu. Buyurun. Dilerseniz çok ilerlemeden tamam. onu yönelteyim size. Tabii. Tamam. Hatta iki sorusu vardı hocam ikisini birlikte. Ben bu arada e, onun sorusundan önce şunu söylemek istiyorum. E, işte şimdi bizim etkileşimiz bir süre jeofizik camiasına veya diğer bilimcilerin bizlere katkısı vardı dolaylı veya dolaysız. Şimdi ben biraz sonra laboratuvarın kuruluş hikayesini biraz da geçeceğim ama o laboratuvarın kuruluş hikayesinde de ben Haluk Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra bu konuya değineceğim. Buyurun. E, hocam şöyle, e, bu yataklar Karadeniz'in, e, az önce göstermiş olduğunuz herhalde yatakları kastediyor hocamız. Bu yataklar Karadeniz'in dik yamaçlarında bulunuyor mu? Karadeniz'in batısı mı yoksa doğusu mu daha zengin? Bu gazın çıkarılma teknolojisinde... Son gelişmeler nelerdir? İlk sorusu buydu hocam. Evet, hemen onu söyleyeyim ben. Evet. Biraz sonraki bazı slaytlarda şeylerde bunları göstereceğim ee, bazı veriler. Ama ben bu e, sunu sırasında aslında gazratlara biraz değinip daha çok e, bizim yaptığımız aynı zaman tektonik depremsellik ve diğer çalışmaları değineceğim. İleride başka bir e, sunu e, olanağımız olursa da bunun üretim teknolojileri konusunda ve diğer konularda esas bizim yaptığımız çalışma tamamen gaz çalışmaları konusunda da değinme imkanımız olacak. Evet. Teşekkürler hocam. Diğerini okuyorum. Karadeniz'in olası gaz hidrat potansiyeli uluslararası enerji politikalarını ve uluslararası siyasi ilişkileri etkiler mi? E şunu söyleyeyim. Türkiye bu gaz yapacak olduğu yatırımla üretim teknolojisini yani haritalandırması ve üretim teknolojisinde olmasıyla birlikte tamamen oyun değiştirici olabileceğini söyleriz yani birebir burada game changer olarak adlandırılıyor yani oyun değiştirici olarak adlandırılıyor. Peki üretim teknolojisini az önce de söyledik. 2013 yılında buna ilk önce Japonlar, ondan sonra 2017'de Çinliler bunu iş şey yaptı. Bu sunumun son şeyinde, son slaytlarından bir tanesi, yansılandan bir tanesi de bu konuya değineceğim. Yani şeyin sonunda sunum, sunumun sonunda buna biraz değinmek istiyorum. Hocam bir soru daha var Hakan Karslı hocamızın. Evet. Ee, şöyle, ülkemizde şu anda bu çalışmalarda bir durgunluk görünmektedir. Kurumsal olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Maden Tetkik Arama bu konuda yeterince çalışma yürütmüyor. Bu konuda Günay hocamızın değerlendirmesi nasıldır? Ee, ben şunu söylemek e, istiyorum. Aslında biz e, şimdi... Baktığımızda milyarlarca dolardan bahsediliyor. Yani yüz milyarlarca dolardan bahsediliyor. Dolardan bahsediliyor. Milyar dolarlardan bahsediliyor. Sadece bir şey için, faz için, bir evre için 500 milyon dolar yatırdığını burada görüyoruz. Bizim yaptığımız, biz aslında birinci fazı, birinci evresine belli bir yerde, konuda bunu yapmış durumdayız. Ve çok güzel sonuçlar da burada aldık. Yani bir sürü TÜBİTAK projesi çok farklı şeyler var. Tabii bunun yapılması gereken bu çalışmaların ikinci faz, üçüncü faz gibi alanları geçmesi gerekiyor. E, umudumuz bizim açıkçası bu konuda da ilerlemek. E, yani bu konuda da ba bazı görüşmelerimiz var, bazı şeylerimiz var. Biz de yol almayı bekliyoruz açıkçası. Teşekkür ediyorum her iki hocama da. Her iki bilgime de teşekkürler. Teşekkürler hocam. Şimdilik soru yok. Olursa ben yine size yönlendir, şey yöneltirim hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, az önce söylediğim gibi yani şimdi e, bu e, şeyleri, sistemleri oluştururken, bu yapıyı, altyapıyı oluştururken e, özgeçmişimle siz az önce söylediniz. 2001 yılında e, ben Virginia Tech Üniversitesi'ne e, Cahit Çoru hocamın e, yanına gittim. Neye gittim? Bizim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile bir ARGE projemiz vardı. Bu projemizin konusu da benim e, doktora konumu olan derin sismik konusumda bir Türkiye'de Batı Anadolu'da Ege bölgesinde Türkiye Petrolleri ile birlikte bir ARGE projesi yaptık. Bu verilenin çünkü aynı zamanda hocanın da uzmanlık alanı hem sismik hem de derin sismik kabuk çalışmaları olduğu için oraya gittiğimizde bu proje kapsamında bunun değerlendirilmesiyle ile gittim. Ben oraya gittiğimde Cahit hocamın yani bu mesleki bilgisinin yanında da kendisinin yöneticilikten gelen e, engin deneyimiyle bana Amerika'daki sistemi anlattı. Amerika'da grant nasıl çıkartılır, proje nasıl çıkartılır? Açıkçası bu veri işlem ve bu verinin üzerinde yorumlanması üzerinde çalışırken, bu kabuk verisi burada da onun şeyini görmekteyiz. Aynı zamanda sistemle ilgili, grantla ilgili, e, proje çıkartılmasıyla ilgili açıkçası bir eğitimden ikinci bir doktora çalışması gibi, zaten aslında doktora post e, sonrası çalışmadan bir diğer amacı da odur diye tahmin ediyorum. Ve ben buradan bir kere daha kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Çok şey öğrendiğimi söylemek istiyorum kendisinden. Peki ben oradan döndükten sonra, biz oradan döndükten sonra bu Devlet Planlama Teşkilatı'nın gazrat araştırmaları konusunda bir proje sunduk. Bu projede işte buradaki gaz rat, ileri araştırmalar projeleri olarak gaz rat ve gaza doygun tortulların Doğu Karadeniz, Türkiye, Şerif ve e, yöntemlerde araştırması projesiydi. Bu 2003'te 2007 yılına kadar. Şimdi bu dört e, 4 senelik proje boyunca devlet planlama teşkilatı bu altyapısı için bu biraz sonra sunacak olduğumuz bütün bu sistemlerin altyapısı ile ilgili bu projelerin destek bu proje desteklendi. Gazirat araştırmaları ile ilgili, altyapıyla ilgili. Ve baktığımız zaman 2007 yılında da bir diğer şeyde e, 2007K koduyla Çakı Araştırma Gemisi Tasarım İnşaatı donatımı ve İşletim Modeli kurulması olarak ikinci bir projede. Bu geminin de amacı aynı e, zamanda büyük çoğunla gasrat araştırmaları olmak üzere bir ikinci bir konuda tıpkı e, Rusların bu Yüzen Üniversite Tretmar projesi gibi bir projeyi Türkiye'de başlatabilmek, yapabilmekti. Şimdi burada bu proje sayesinde, bu projeler sayesinde bizim altyapımız biraz sonra özelliklerine şey yapacağım e, Tabii ben e, devlet planlama teşkilatında bu projenin hakemi olduğunu yıllar sonra e, bir toplantı sırasında Haluk Eydoğan hocamdan bir tanesinin ne olduğunu öğrendim burada gene bir kere daha ona teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bizim tabii sismik sistemleri kurarken bizim esas hedefimiz çünkü gaz sıcaklıklar deniz tabanından itibaren maksimum 1000 2000 bin, bin metrelik bir şey de vardır. Bizim hedefimiz o zaman ne oldu? Bu 1000 metrelik şeye 1 2 kilometrelik deniz tabanından itibaren kısma çok daha yüksek ayrımlı verilerle ve yüksek ayrımlı yüksek çözünürlük sistemlere sahip olmamız, aygıtlara sahip olmamız. İşte burada da gördüğümüz gibi bizim gerek örnekleme aralığıyla gerekse kanal sayısıyla işte 1500 metrelik bir şeyde 0.25 milisaniye kadar olan örnekleme aralığıyla 6.25 grup aralığıyla sistemden genelde çünkü petrol aramacılığında veya diğer derin sismik çalışmalarda işte 12.5 metredir bu grup aralıkları kanallar arasında bizim sistemimizin özelliği 6.25 olması. Yani amacı buradaki söylediğimiz gibi çok daha yüksek. Aram. Bir diğer tabi buradaki 1500 metreyi görmekteyiz uzunluğu bizim streamlerimizin e, dijital tamamen sayısal sistemler. İlk önce biz bu sistemleri 300 metreyle başladık. Yani devlet planlama teşkilatının o zaman e, bize destek olduğu kanal sayısı 48 kanal ama bir önemli özelliği vardı. Biz bunların sayısal olmasından yararlanarak zaman içerisinde bunların e, kapasitesini artırma olanımız. İşte bir sene sonra Türkiye Petrolleri'nin anonim ortaklığını yaptığımız projeyle oradan gelen bütün parayı biz bu 300 metreden 600 metreye çıkartmak ve daha sonra da gene başka bir kaynaklardan yararlanarak streamer'ımızın boyunu 1500 metreye ve kanal sayımızda 240'a çıkartma olanağımız oldu. Tabi buradaki bu sistemler için bir diğer önemli özellik nedir? İşte streamer'ı burada gördüğümüz belli bir su yüzeyinden itibaren belli bir derinlikten çekilmesi için BERT olarak adlandırdığımız bizim derinlik kontrol sisteminin birimlerinin olması gerekiyordu. Tabii kaynak olarak da buradaki GI-GAN dediğimiz hem enjektör ve ve aynı zamanda GI-GAN olarak, jeneratör ve enjektör olarak adlandırılan sistemler. Maksimum 210 inş küp 75-75 gibi daha farklı bunların kombinasyonları olan bir sistemdi. Ve aynı zamanda tabii bu GAN'ı kontrol eden şurada gördüğümüz GAN e, kontrol birimlerinden oluşmakta. Tabii burada en çok açıkçası bu sistemlere altyapıyı kurarken karşılaştığımız zorluklardan bir tanesi hava kompresörünün e, sismik kompresyon al, e, alınması sırasında oldu. Gerek bunun e, şeyi özellikleri e, ve gerekse bütçesi. O sırada bu çalışmalarla uğraşırken e, bizim e, bu şeyleri e, uğraşımızı sordular. E, ne işte hava sismik kompresörle e, satın alma uğraşıyoruz. Ve oradaki yöneticiler, burada için ben isim isim saymaya kalksam pek çok yöneticinin veyahut da o mühendis arkadaşın burada katkıları var. Örneğin işte ilk şeyde projede olduğu gibi o derin sis bir kabuk projesinde orada da pek çok yöneticinin bizlere katkısı vardı. O yüzden şimdi isimlerini saymaya kalkarsam burada çok zaman alacak. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Hepsini birden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir tanesini unuttuğumuz zaman e, arkadaşların e, gönlünü kırmayalım. Hava veya abilerimizin gönlünü kırmayalım. Hava kompresörü iki olarak modülle gördüğümüz bir sistem TAPAN'ın bizim bize kendisindeki atıl durumda olan şeyi bize üniversiteye bir devlet üniversitesi olarak hibe etmiş durumda. Tabi bakın bu kurumlar arasındaki e, yardımlaşma desteğin o kadar önemli ki biz bu kompresörü zaman içerisinde hem Türkiye Petroller'in projelerinde hem de bizim labor laboratuvarda bu altyapıyla yetişen öğrenciler daha sonra Türkiye Petrollerinin elemanı olarak şu an için e, çalışmaktan. Tabii oradaki az önceki gösterdiğiniz e, streamer şey e, hava tabancasını tekli veya ikiliydi. Burada bir gene hava tabancası dizini görmekteyiz. Silivkan olarak adlandırdığımız farklı şeylerin. Eee peki neden bu çalışma e, lazım böyle bir dizin? özellikle Akdeniz'deki çalışmalar için bu tür lazım. mı? Bu alaksu ile birlikte yaptığımız çalışmada Akdeniz'de o kalın tuz katmanını geçebilmek, etki derinliğini artırabilmek için kullanılan bir hava tabancaları dizinini görmekteyiz. İşte bu bizim kendi sistemlerimiz iki tane. işte başlangıçta bir tane zaman içerisindeki proje başka projelerle bunun sayısını ikiye çıkarttık. İşte burada da hava tabancasının ve onun sinyal etkisinin kontrolünü görmekteyiz. Burada da hava tabancasının denize verilirken bir boyla ve streamer derinlik kontrol ünitesi üzerinde ve şurada hava tabancasının çalışma çalıştığı derinlik kontrol ünitesinin Swix Streamer'ın denize verilme durumlarını görmekteyiz. Buradaki sistemde de gördüğümüz bütün sistemlerin bu çok kanallı, yüksek harmonik sistemlerin işte kompresörü, hava tabancası, kayıtçı ünitesi, strimmer'ın üzerindeki sarılı halde denize verilirken ve Tabii e, navigasyon konum belirleme çok önemli. E, differential e, GPS sistemlerini kullanarak metre bazında hassas noktası hem geminin hem diğer e, streamerin sonu. Şurada da gördüğümüz e, Marmara'da İstanbul Boğazı'nın çalışmalarında kullandığımız Ifremer'den bize gelen e, konum belirleme kuyruk e, T boyunu e, görmekte üzerindeki GPS e, sistemleriyle birlikte. Şimdi buradaki sistemlerde birleşik e, derinden çekilen e, yan yanal torama sonar sistemlerini görüyoruz. Şuradaki kayıtçı ünitelerini görüyoruz. Buradaki balın fiş olarak adlandırılan geminin arkasından çekilen iki farklı 110 kHz ve 410 kHz çift frekanslı sistemi görmekteyiz. Yaklaşık 2000 metre su derinliğinde çalışan bu sistemlerin bir diğer özelliği de deniz tabanının belli 25 veyahut da işte e, 30-40 metre üzerinden çekilen çok daha tabi oradaki ayrımına bağlı olarak ve üzerinde aynı zamanda mühendislik çöp sistemi sapatın provider olarak anlanan mühendislik sistemini görmekteyiz. Tabi bir diğer önemli konu USB sistemleri. Bu balanın nerede olduğunun bilmesi, bilmeniz önemli bir konu. Çünkü geminin arkasında 2000 metre çektiğiniz yerin nereden veri aldığınızı bilmek zorundasınız. Bu Marmara'daki şehrin ee, bir çalışmayı görmekteyiz. Burada bakın boru hattının konumunu ve deniz tabanına ait morfolojik özelliklerini veren sismi ilk, e, son kayıtlarını görmekteyiz. Tabii bütün bunları, bu sistemleri, e, altyapıyı kurarken temel amacımız hep söylediğimiz gibi öncelikle gazilat araştırmaları ama bunun yanında da diğer tektonik olsun, diğer e, deprem veya da diğer e, benzer bilimsel çalışmalarda kullanmakta. Buradaki Çarp yüksek ayrımlı mühendislik sistemini görmekteyiz. Şurada geminin yanından e, alıcı verici transducer sistemlerini görmekteyiz. Yandan suyun içerisine sarkıtıyorsunuz. Kayıtçısını ve buradaki monitörünü görmekteyiz. Tabi buradaki e, özelliğine bağlı olarak e, veya şeyin özelliğine bağlı olarak sedimentin özelliğine, tortunun özelliğine bağlı olarak belli bir etki derinliği penetrasyon e, şeysi var. Bu da Az önceki mühendislik sisteminin çörp saplatım profiler sisteminin e, örnek kayıtlarını görmekteyiz. Bakın bu önemli bir şeydir. Bu İzmir körfezindeki deneme çalışmaları sırasında yapmış olduğumuz bizim kayıtlardan bir tanesidir buradaki. Bakın burada hemen şuradaki fayın biz şeyini çok metre, bu yaklaşık 25-30 metrelik bir şeye karşılık geliyor veya yani şuradaki şeyin baktığımızda şu e, biraz sonra onu değineceğim. Hep üzerinde tartışılan İzmir fayının en belirgin şeyini görmekteyiz biz de verisini görmekteyiz. Çünkü yoğun yapılaşma nedeniyle siz körfez içerisindeki İzmir fayını karada göremezsiniz. Bunu ancak görebileceğiniz şey deniz jeofizik sismik kaydıyla bunun etki şeysini görebilirsiniz, kanadını görebilirsiniz. Bu veri o yüzden çok önemlidir. Burada gene farklı hatta deniz tabanından çıkan gaz çıkışlarını bile görmektesiniz, görmeniz olan olanaklı. Tabi bir diğer önemli konu deniz çalışmalarında, şimdi sinyal varsa o sinyalin olduğu yerde jeofizik var. Bu da deniz tabanının e, derinlik haritasını çıkan çok ışınlı batimetre, altı bim sistemlerini görüyoruz. E, kusura bakmayın burada biraz hani e, şey geçiyorum e, çok e, şey almayan, alışkın olmayan hani deniz e, çalışmalarına e, meslektaşlarımız için e, bir nebzecik de olsa bir pencere açmak açısından ee, bu şekilde biraz daha ayrıntıda veriyorum. Bu gene transducer sistemleri çok ışını aynı anda pek çok ışın göndererek aynı anda belli bir arama tarayarak e, giden geminin hareketiyle bağlı olarak iki tane bizim sistemlerin özelliği var. Bir tanesi işte e, 180 kilo daha su 600 metreye kadar sığ sularda bir de geminin altında monte olan, e, sabitlenmiş olan ikinci 50 klasik sistemler görmekteyiz. Ve ona bağlı olarak su e, içerisindeki ses hızının e, özelliğini hızına ölçen sistemler görmekteyiz. Burada da hemen gene şey deneme çalışmaları sırasında İzmir Körfezi'nin girişinde Yenikale açıklarındaki iki tane batmış batığı görmekteyiz. Bakın Burada da iç körfez içerisindeki navigasyon e, kanalının içerisinde denleştirilmiş olan büyük tonajlı gemilerin için ve çapa izlerini burada görmekteyiz. Yani jeofizik aslında denizel ortamda karada olduğu gibi her noktasında deniz jeofiziği vardır. Şu kaydın bir diğer önemli özelliği de yaptığımız, bu biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltıları tarafından batırılmış olan bir Strom gemisi vardır. E, Romanya'dan taşan o geminin olabileceği konusunda bizim bazı e, ne derler? E, kanıtlayıcı şeylerimiz. Bunun da ayrı bir e, araştırması gereken konulardan bir tanesi. Bu İzmir Körfezi'ndeki bakın uzun da fayını deniz tabanındaki 5 metrelik atımını sadece yüzey morfolojisini veya derinliğini bakarak görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Evet, bir diğer sistemlerde Sparker sistemleri. Burada 2000 eee enerji kaynağı olan ve e, işte daha kısa bir streamer'la yüksek ayrımlı çalışmalar yapabileceğiniz Sparker sistemleri. Bakın burada yine İzmir Körfezi içerisindeki yapmış olduğumuz bir Sparker çalışması. Bakın şurada gene o söylediğim iki eee faya özgü şeyler. Bu gene bir Sparker enerji kaynağı. Gene gördüğümüz deniz tabanında Tabii bunun e, 6 bin e, jül olduğu için de doğal olarak bir önceki sisteme göre daha derin penetrasyon e, etki derinliği ve ona göre de yüksek ayrımlı e, veriye karşılık geliyor. Yüksek çözünürlüğe. Tabii bunun için de elinizde bütün bu veriler için e, lisanslı olarak olması gereken işte çok ışınlı batimetre için e, programlar, e, yorumlama için gene programlar, Gene çok kanal sismik yansıma veri işlem yazılımları hem sonar için hem de diğer e, batimetri için de Karayips gibi veya Geopro gibi e, veri işlem yazılımları e, lisanslı olarak elinizde olması gerekiyordu. Burada bazı projelerin e, şeyin son yıllarda yapılan şeyleri görmekteyiz. Buradaki e, dikkate çeken işte özel e, petrol şirketleriyle de çalışmanın yapılması bilimsel projeler. Bazı stratejik projelerinde örneğin Sinem Nükleer Santrali'nin e, denizdeki e, çalışmalarını gene bizlerin e, gerçekleştirdiği işte son yıllarda yaptığımız bazı Avrupa Birliği projelerini e, görmekteyiz. Tabi burada e, bu sistemden az önce söyledim. ilk İlk e, 300 metreyle başladık. 1500 metreye gittik. Tabi Denizde canlı kalma ve sürekli denizel şartlar e, çok zor. E, şunu söylemek lazım. Deniz çalışmaları aslında uzay çalışmaları kadar zor ve pahalı sistemler. Çünkü uzayda belki sadece e, basınç probleminiz varken denizde aynı zamanda korozyon probleminiz de var. Burada tabii e, şeyde teşekkür etmek lazım. Özdağın hocama, Özdağın Yılmaz hocama. Çünkü bu bizim çalışmalara kendisi e, bir süper bilgisayara yani milyon dolarlarla e, ifade edilen bir süper bilgisayara gene bizim e, çalışmalara, hibe etmiş durumda. Ben kendisine tekrar burada hem teşekkürlerimi hem minnetlerimi söylemek istiyorum. Tabii söylediğimiz gibi bu şeyler, yazılımlar, çok pahalı sistemler, eğer bir petrol şirketi almaya kalksa buna şu kadar para ödemesi gerekiyor. Ama biz eğitim ve araştırma olduğu için bizim aracılığımızda öğrenci de yetiştiği için bu programları kullanarak tabi şirketler de aslında geleceğe yatırma yaparak üniversiteler bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de desteklenebiliyor. Şimdi deniz tabi biz de başlamadı denizde Türkiye'deki deniz çalışmaları. biz çok kanallı sismik çalışmalara gazra çalışmalarına başlattığımız için e, bu bütün sistemler. Burada da 1987 yılında İstanbul Boğazı'na tüp tünel geçtiği için Yaptığımız, yapılan e, bir sismik deniz kırılma çalışmalarını görüyoruz. Burada e, o zamanki yüksek lisans hocam Atilla Uluğa da e, selamlarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi gönderiyorum. Burada da gördüğümüz gibi bakın alıcı sistem burada sabit. Gemi buna yaklaşarak veyahut da uzaklaşarak atışları gerçekleştiriyor. Burada deniz kırılma kayıtlarını görüyoruz. Ve onun buradaki bu buradaki şeyde eğimli dört tabaka problemin irdelenmesi olarak yine yani İstanbul Boğazı'ndaki bir yansıma kaydını görmekteyiz. Şimdi buradaki bu 2003 yılında desteklendikten sonra birkaç yıllık e, şeyden sonra e, hazırlık döneminden sonra ve eğitimden başlayarak şimdi 2005 yılında şimdi projelerin şuradaki gördüğümüz e, rakamlar yılını gösterir. İşte, Sefer Ser görüyoruz. 2005 yılında. Şurada 2005 yılında Türkiye Petrolleri için olan çalışmaları görüyoruz. Buradaki yani işte Marmara 2008'de görüyoruz. 2008'de bakın deneme çalışmalarını görüyoruz. ondan sonra Hisar önünde 2008'de. Şurada gene 7'den başlayarak 2010'a kadar olan çalışmalar bir de tabii burada stratejik olan bir diğer çalışmada Kıbrıs'ın güneyindeki yapılan çalışmalar çünkü o dönemde Türkiye'nin elinde bu sistemler bu altyapı olduğu için orada Türkiye petroller için gidip o alanda da sismik çalışmalar çok kanallı sismik çalışmalar gerçekten bayrak gösteren bir konumdaydı. Tabii bir diğer tabii kalmadı 2013'te, 2016'da tabii 2016'dan sonra olan başka projeler de var. Ama burada gene az önce söylediğimiz stratejik olan e, Sinop Nükleer Santrali'nin e, Sinop'un etrafındaki çalışmalar bir diğer önemli konu alan da e, Marmara Denizi'ndeki biz sismik e, ve sonar ve diğer çalışmalara, sparkt çalışmalarına bir diğer önemli çalışma, bununla da ilgili önümüzdeki yansılarda bazı örnekler vereceğim. Şurası da siyahla gösterilen Karadeniz'deki Türkiye'nin ekonomik zonunun dışında yapılan çalışmalar. Yani bu da aslında bu sistemlerle kendi ekonomik zonun dışında gidip veri toplayıp bu çalışmalara gerçekleştirme şansımız da olabilir. Genelde hep batılı ülkeler veya diğer ülkeler gelip bizim karasularımızda çalışabiliyordu. Biz de ama bu altyapı sayesinde gidip oralarda çalışma olanağımız oldu. Aynı zamanda oralardaki hem veriyi elde ediyorsunuz, çok önemli, stratejik, hem de sizin insanınız bu veriler sayesinde e, akademik olarak ilerleyebiliyor. Şimdi Az önce de söylediğim gibi e, buradaki şeye baktığımız zaman e, Karadeniz, şey pardon Marmara Denizi'ndeki debemsellik tektonizm çalışmalarına şimdi Fransızların işte Lesrua gemisi, Lennard derin mesela, derin sismik için şu çalışmaları yapmış. Lesrua ya, e, hem e, sığ sismik hem de batı çalışmalarını yapıyor. Çünkü buradaki hani birkaç yüz metreyle yüksek ve çok yüksek ayrımlı sığ etki derinlerine, sığ penetrasyonu olan veriler, e, derin işte e, ta derin yapılar için e, birkaç e, kilometre, on kilometre gibi yani kabuksal çalışmalar, yönelik çalışmalar. Buradaki orta derinlikteki yani e, çok kanallı sismik, o e, yüksek ayrımlı e, rezolüsyon olarak adlandırdığımız ve orta etki penetrasyonları da buradaki işte neye hedefliyorsunuz? E, Sığ sismikte yüzey morfolojisine fayların e, şeyisine heyelanları var mı? Su eğimler kanallar gibi yapıları görebiliyorsunuz. Jo görebiliyorsunuz. Sığ yapıları e, derin e, çalışmalar e, sismikte de, çok kanal sismikte düşük Ayrımlı derin penetrasyonu birbirleriyle ters olduğunu hepimiz biliyoruz. Basen havzaların ve temel fayın daha derin kökünü araştırması. Bu ikisinin arasında boşluk olan kısmı da biz de karınca kararınca sismik çalışmalarla bunu doldurmaya çalıştık. Neyle? Çünkü neden bizim bu sistemleri buralarda kullanma olanağımız oldu? Çünkü bizim sistemlerimizin özelliği gaz sıcak çalışmalarına yönelik olduğu için de bu sistemleri seçtiğimiz için de bu boşluğu doldurma olanağımız oldu. İşte Çınarcık basenindeki bakın bir e, buradaki kuze, meşhur Kuzey Anadolu payını görmekteyiz. İşte buradaki yüksek ayrımlı ve ortalama penetrasyon ve etki derinliği de Havza'nın stratigrafisini yüzeyle derin yapılara arasındaki bağlantıyı kurmak. Aynı alan üzerine e, e, eş güdümle birlikte toplanan mühendislik sismini görüyoruz. İşte buradaki baktığınızda 50 metrelik 60 metrelik bir e, pe, sınır penetrasyon etkilerini çok yüksek ayrımlı çözünürlükte ne yapıyorsunuz? Siz yüzeydeki fayların görüntüleri e, slump veyahut da heyelan yüzeyleri stratigrafi ve çok iyi bir işte oluyor çünkü çok fazla e, yapılan seferlerle. Şimdi buradaki baktığımızda şu alandaki ba şeyimize baktığımızda Marmara'daki e, şey çalışmalarını görmekteyiz. Gerçekleştirilen çalışmaları görüyoruz İşte çok kanallı sismik 2010'dan farklı renklerde. Ondan sonra e, multimin verisine, e, mühendislik e, verisine, Sparker verisine biz buradaki bu çalışmalarda görmekteyiz. Pardon. Şimdi sadece depremsellik değil, jeofizin gücü diyelim, jeofizin güzelliği diyelim ve bizi mutlu kılan, bu işin bu mesleği yapmamızı olanak sağlayan bilinmezliği ve dünyanın geçmişiyle veya geleceğiyle ilgili yerden yer almak. Örneğin buradaki 5 milyon 300 bin yıl önce Mesine'nin yani Akdeniz'de oluşan e, krizin e, Marmara'da olup olmadığı konusundaki e, konular. Bunun işte bu verileri kullanarak haritalandırıp veyahut da e, ortaya konup, konamayacağı. Bu konuda Jean-Pierre Souk diye bir araştırmacı e, bunun karadaki bağlantılarını, bu kanalların az önceki şu şeye baktığımızda bunun karadaki ipuçlarını e, bul, bulmuş durumda. Peki buradaki şeye baktığımız zaman işte Setül Bahir'deki işte şuradaki Mesinian krizinin ipuçlarına ve bir diğer evet tarihlendirmesini yapıyor. Şuradaki baktığımızda hem eee bottom olarak pardon bottom sets olarak adlandırılan ve diğer şeylerini biz görmekteyiz buradaki Jean Pierre Suc'un yaptığı çalışmalarla karadaki şeylerle söylediğimiz gibi tarihlendirme nano fasüller gibi yapılarla olası karadaki şeylerini buluyor ama denizin içerisinde geldiğinde evet bizim yaptığımız çalışmalarla evet mesinliğin rezonal yüzeyinin burada olabileceği konusunda e, öngörümüz e, ve çalışmalarımız var e, gene bu çalışmalar pek çok arkadaşın e, işte yüksek lisans doktora çalışmaları kapsamında yapılan yapılmakta olan çalışmaları burada görmekteyiz ee, tabii buradaki bir diğer e, noktada o söylediğimiz o kadar derin e, veriyi kullanarak e, buradaki işte mesinen fluvial e, kanyon sisteminin Çanakkale'nin işte e, batısındaki bu e, Mesinen burada Marmara'ya girdiği ve burada iki kola ayrıldığı şeklinde bu şeyleri kullanarak e, bizim öngörümüz bu çalışmamız e, yayın aşamasında e, kısa zamanda e, bunun da şeyinin yapılacağını e, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii devam edelim. E, evet. Tabii, umut ediyorum bu çalışmalarda. Bunlar da şu anda yayın aşamasında Seda Okay e, arkadaşımız bu çalışmaları e, kısa zamanda yayın haline dökecek. Buradaki hem batımetre hem fayları e, biz görmekteyiz. Buradaki işte tabi. E, tabii Kuzey kolu kadar aslında önemli olan orta kolunun, Kuzey Anadolu fayının C olarak adlandırdığımız şeyini görmekteyiz. Bu e, Tabii e, örnekleme gerekiyor, eksikleri var, yapılması gereken e, şeyler var. Şimdi bu çalışmada da e, burada kırmızıyla gösterilen e, Miosen'deki yani 190 bin, e, 109 bin e, yok Miosen olarak adlandırabileceğimiz ve 14 bin yıldır Halesende kalan genel bir hattı görüyoruz biz burada e, Halesen'de milyonlarca yıldır aktif olduğunu e, ve tüm Marmara'yı kesen kuzey-güney yönünde bir e, kuzeyde Çınarcık Havzası'na, kuzeyde de e, güneyde de İmralı basenine geçen e, güney şelfine geçen bir hattı görüyoruz burada İmralı Fayı kuzey Anadolu fay zonuna ait olan e, bir orta kola ait e, bir fay olarak bizim karşımızda çıkıyor. Tabii ki e, buradaki bir diğer önemli e, konu da buradaki yanındaki oklarla gösterilen tabandaki basement'teki bir e, atımı var. Bunu Le Pichon aslında e, Güner Marmara fayı dediği aslında bizim e, orta e, kol olarak dediğimiz ve nerede ölü fay dedikleri ama aslında Holosan'la dahi aktif olan bir fayın e, kesitini görmekteyiz. Evet buradaki e, şeye devam ettiğimizde Güney Şerfi'ndeki genel dış şerften çıkarak aslında e, farklı yaşlardaki erozyonal yüzeylerinden karşılık geldiğini farklı su, su seviyesi değişimlerinden de bağlı olarak iş Güney'deki şerfteki yani 540 bin yıllık şuradaki bir yeşille gösterdiğimiz bakın e, buradaki e, aktivitesi dağılımın ortaya konulmasına yardımcı oluyor. Fayların çoğunun e, düşey bileşeni derinlikte yaklaşık 540 bin yıldaki e, seviyeye kadar artmakta. Tabi bir de Kuzey İmralı basenindeki açıkçası deltalardan yararlanarak da buradaki son e, şey buzul dönemlerinden yararlanarak yaşlandırma yapılıyor. Tabi bu yaşlandırmalar kullanarak e, kullanılarak kuaternerden ve fayların aktivitesini de e, konmaya çalışıyor. Tabi aynı zamanda bunun e, kuyu verileriyle birlikte şimdi buradaki e, kesitte gene çınarcıktan başlayarak açıkçası e, gene bu bir arkadaşımızın e, yüksek lisans pek çok yani farklı alanlarda farklı bu oranın e, şeyi onlarca yüksek lisans ve doktor arkadaşımız e, çalışmalar yaptı e, bunların e, gerek yayın aşamasında gerek yayınlanmış durumda burada çınarcıktan başlayarak şuradaki profilin şeyini görmekteyiz, kesen birimlerini görmekteyiz farklı. Bu alttaki keste Kuzey Anadolu e, Fayının e, kuzey koluna ve onun karşısındaki ona bağlı normal faylanmaları görmekteyiz. Tabii şimdi baktığımız zaman eee depremlerin önceden tahmini veya olası depremlere veya alanları kritik alanlara baktığımızda Avrupa Birliği'nin altıncı e, çerçeve mükemmellik ağı projesi olarak ESONAT, Avrupa Denizleri Gözlem Ağı projesi vardı. Bunlardan bir tanesi de Marmara Denizi'nin e, seçilmesi ve hibelenmesi, e, desteklenmesi olmuştur. İşte gördüğümüz gibi Avrupa'nın pek çok alanlarından bir tanesi de Marmara Denizi olarak e, desteklendi Buradaki tabii ki amaç işte e, bu denizde kritik alanlardaki noktaların, Gözlemlenmesi. Burada kullanılan sistemler, işte şuradaki bubble observatory, piezometrelerden SN4 station olarak baktığımızda, burada gaz çıkışlarına, işte şey örneğin ozmometre gibi şunu söylemek lazım. Yani aslında o kadar büyük bir enerji açığa çıkıyor ki depremler tektonik hareketler sırasında bunun fiziksel veya kimyasal değişimleri mutlaka vardır ve buna yönelik çalışmaların bir parçası olarak biz bu çalışmalar içerisinde yer almış durumdayız. Nerede aldık? Şimdi şuradaki Batı sırtında biliyorsunuz ki sismik boşluk olarak adlandırılan Çınarcık'ta işte Tekirdağ arasındaki üç tane alanda. Bunlardan bir tanesi Batı Sırtı olarak e, seçilmiş durumda. Keşke zaman, para, bütçe olsa da bütün bu alanı bu ayrıntılı kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmesi. Şimdi bu Batı Sırtı üzerindeki gene gördüğümüz gibi şu alanda hem üç boyutlu sismik hem de e, uzun streamerla bu çalışmalara e, gerçekleştirdik. Burada gaz çıkışları ve diğer söylediğimiz gibi Gasrat örneklenmesi de oldu. Buradaki çamur volkanlarının bir tanesini de Erkan Gokaşan Çamur Volkanı olarak adlandırdık. Çünkü Marmara'daki çalışmalar, deniz çalışmalarının anısını, kendi anısına. Bu Hakan Karst'ı şu anda maden tetkik aramada olan bir arkadaşımızın doktora çalışması. Ee, gene bu şey üzerindeki e, sırt üzerindeki, batı sırtı üzerindeki şu doğrultudaki kesen e, biz Kuzey Anadolu fayını ve az önceki kesitte e, yorumlanmış haline görmekteyiz. Çamur Volkanı e, antikliler e, gaz birikimi etkisi ve diğer e, şeylerini yorumlanmış kesitlerini görüyoruz. Tabii yamaç, kayma yapıları zöner, tıraşlanma günümüzde kan veya gömülü kanallar gibi pek çok çalışmaların yapıldığı sismik kesitleri görmekteyiz. Şimdi az önce sismiste ile e, gaz çıkışları arasındaki bir ilişki olabileceği konusundaki çalışmalardan bir tanesiydi. Ve bu, bütün bu gaz çıkışları hem derindeki hem daha sığ yapılar içerisinde bunlar e, yapıldı. Tabii şu e, eleştiri, öneri ve hatta soru akla gelebilecekti. Yani buradaki sizin yaptığınız çalışmalarda Tortul kalınlığı birkaç kilometredir. Daha derindeki yapılar konusunda bilgi verir mi? Evet şuradaki özellikle Tekirdağ Çukuru'ndaki yapılan çalışmalarda mantoya kökenli helyum gazının bile örneklendiğini söyleyebiliriz. Buradaki bir diğer şey de batı bu çalışmalar sırasındaki bu çamur volkanının üzerine gaz petrol petrol çıkışıyla birlikte örneklendiğini söylemek gerekiyor. E bu da doğal Trakya baseninin denizdeki devamı olan bir alanda çalışılıyor. Bak, bak gördüğünüz zaman buz kristalleri haline gaz sıçrat, petrolle birlikte ve kibrit de bunu yandığınız zaman, yaktığınız zaman yanıyor. Yani yanan buz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki kesitlere baktığımızda yani onlarca ee, şey var ee, bir hal, e, sismik harita var ee, sismik profillerinin içerisinde işte 4000 kilometre yüksek ayranına çok kanallı sismik 3900 kilometre mühendislik sismiği 950 kilometre sparker 1600 km. yani baktığınızda ne kadar fakat bunların hepsi farklı e, veri setleri şuradaki gördüğümüz derin sismik e, bizim işte e, birkaç e, kilometre e, penetrasyon etki derinliğinden veya sparker'da e, gördüğümüz gibi farklı veri setleri var. Bizim e, Özhan hocamızla birlikte e, bir geliştirdiğimiz, e, düşündüğümüz bir proje. Bu konuda yine e, onu e, teşekkürle e, teşekkürler belirtmek gerekiyor Özhan hocamıza. Böyle bir Pro e, proje önleri var. Bu tabii bütün e, jeofizik camiasına, bütün e, yer bilimleri jeoloji camiasına açılabilecek bir konu, katkıların bekleyebilecek bir konu. Bu yani bir yerde durması gerekiyor. Çünkü deprem riskinin güvenilir tarzda belirlenmesi ilk ekonomisi güvenli açısından kaçınılmaz olduğunu hepimizin malumu. Şimdi Marmara Havzası'ndaki neotektonik modelin doğru ve ayrıntılı tanınması gerekiyor. O zaman dingin ve deprem üretebilen aktif fayların belirlenmesi, bu fayların yerleri, üç boyutlu geometrileri, atım miktarı türleri, tektonik yükü biriktirme kapasiteleri gibi denizaltı fayların kayma yüzeylerinin geometrilerinin tanımlanması gerektiğini herhalde hepimiz hem hemfikirizdir. E bunun için de 3 boyutlu sismik gerektiğine sorular şimdiye kadar yapılmış araştırmalardan elde edilen sonuçlar deprem riskini belirlemeye yetiyor mu? Neden iş büyüttü sismik gerekiyor? Önerilen etüdün maliyeti nedir? Ve tabii ki buradaki e, ne kadar zamanda tanımlanır? Şimdi bunu yapmak için e, neden e, e, doğru tatımlı faylar gözlemlenir mi? Sismik etüdün neden gerekli sorularına sorduğumuzda, sorduğumuzda Özdağ Hoca ile birlikte hepimizin e, sismik de e, konusunda ee, çalışan e, meslektaşlarımızın bildiği gibi bakın şuradaki şey yani siz fayın bir fayın doğal tatımlı bir fayın e, kollarına atımına bir e, şey içerisinde şurada e, ne yapıyorsunuz şeyi şeyini oluşturuyorsunuz bir pasta dilimi şeklinde konumunu oluşturuyorsunuz değil mi yani e, pastanın tamamını yani e, yatay zaman kesitten düşey zaman kesitine bulduğumuz gibi iki boyutlu çalışmayla Yatay kistini oluşturabilir? Şöyle bir fayın işte e, lokasyonundan, atımından her türlü şeyi yapabilecek konumdayız. Tabi bu... Hocam, e, Marmara... Hocam'ı Efendim. Buyurun. Bölüyorum ama e, Haluk Eğdoğan hocamızın bir sorusunu yönelteyim çok ilerlemeden isterseniz. Buyurun. E, Marmara'da gaz kaynağı, gaz hidrat oluşumu ile ilgili mi diye sormuş hocamız. Şimdi oradaki örneklenen şeyler, onu da teşekkür ederim hocaya. Oradaki jeokimyasal analizi bunun termojenik kökenli olduğu, işte iki yapı iki olarak adlandırılan gaz tiplerinden olduğu jeokimyasal analizler sonucunda bulunmuş bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkürler hocam. Tabii İzmir Körfezi'nde toplanmış değişik e, sismik e, veri demetini görüyoruz biz burada. Bunların çoğunluğu e, bu sistemlerin deneme çalışmaları sırasında e, çok az bir kısmını da bir TÜBİTAK projesinin kararındaki e, e, şeyisiyle ilgili Mahmut Traor arkadaşımızla birlikte olan e, çalışması. Ama temel olarak bu veri demetinin sıvı ve derin çökerleri, morfolojik yapıları, çok ışınlı batimetri, yüksek ayrımlı sismik ve benzer yanal yan tarama sonları gibi e, pek çok e, veri setten görmekteyiz. Ta ki e, üç e, körfeze kadar. Buradaki iş körfezi içerisinde bile az önce deneme çalışmaları sırasında bile gösterdiğim şeyi e, görüyoruz biz. Evet. Buradaki e, bu çalışmalar sırasında e, yeni kale açığındaki az önce söylediğimiz bizim iki tane şeyimiz vardı. E, e, batık vardı. Bu batıklar da e, 1914 yılında, e, şimdi konumlarını bakarak deniz tabanında yatmakta uzanılan olan 1914 yılına bilerek batırılmış iki tane e, savaş gemisi olduğunu e, daha sonra anlaşıldı. İzmir'in e, işgalini önlemek açısından e, yapılan, e, bilinçli batırılan iki tane batığı biz burada görmekteyiz. İşte şuradaki şeyler, yapay morfolojik yapıları görmekteyiz. Şuradaki limana yanaşılması için denileştirilen biz navigasyon kanalını görmekteyiz. Hatta daha yakından baktığımızda buradaki şeylerini görmekteyiz. Çapa izlerini bile görmekteyiz. Gene buradaki işte uzunada fay olarak deniz tabanındaki 5 metre atalımı bile bu batı metre verisinde çok ışınlı batı metre verisinde bile görmekteyiz. Gene şuradaki çizgiselliği dikkate çekmek istiyorum. Şurada daha önceki kesitlerde gösterdiğim o sığ sismik kesitten üzerine görünen şeyleri bile buradaki batımetre yüzeyde bile şeyini bunun kaydını görmekteyiz. Tabi bölgenin bir kesti atlamışım. E, tabi gözün e, göz önü aldığında körfez içerisinde deprem oluşturan aktif fayın varlığı ortada. Tabi bu körfezin oluşumuyla da ilgili olduğu düşünülen bazı fayların karadaki bazı yerler bilinmekte fakat denizdeki bunun uzantılarını tahmin etmek ancak ve ancak bu deniz jeofiziği çalışmalarıyla yani jeofizik sayesinde bunu e, ortaya çıkartılabileceğini biz e, biliyoruz. E, değerli meslektaşlarım. Bu Süleyman Coşkun olarak TPA'dan şimdi yurt dışında olan yine başka bir arkadaşımızın e, e, yüksek lisans çalışmasından örnekler burada görmekteyiz. Evet buradaki bakın e, belirgin bir şekilde şuradaki uzun ada fayının e, atımlarına. Biz görmekteyiz. İşte buradaki sonar kaydının yüzey karanı e, görmekteyiz. İşte birinci, ikinci e, grup faylar olarak falan buradaki o var. Şimdi buradaki e, şey olarak gördüğümüz e, konular, e, şunlar, e, pop mark olarak adlandırılan yani sıvı ve gaz püskürten e, çopur olarak Türkçe belki de kazandırabileceğimiz e, bir deyim. E, pokmark yapılarını yapılarına görülmekteyiz. Yani bunlar sıvı ve gaz e, püskürten yapılar. Evet, farklı alanlarda, körfez içerisindeki işte birinci grup faylar Holosan döneminde aktif deniz tabanında gözlemlenmiş. Morfoloji etkiden e, fayları görmekteyiz. İşte e, ikinci grup belli bir işeye kadar gelmiş. Holosan'da yaşlı, aktif olmayan fayları işte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup gibi pek çok faylı şeylere. işte gene biz bunları ancak ve ancak Jovizin gücü, Jovizin çözüm gücü sayesinde işte bu e, şeyler soruların bu yanıtlarını e, bulabiliriz. Yani e, gerçekten gücünü e, belki o Marmara'da söylediğim Batı sırtının üzerinde üç boyutlu sismik yaptık. E, iki i̇ki tane streamerla ve kısa streamerlarla olan çalışmaydı. Oradaki çalışmalar sırasındaki gördüğüm bir şey deniz tabanının bu kadar kısa alanlarda yani 3-5 metrelik alanlarda bile e, bu kadar hızlı değişim gösterebileceğini ancak az önce de söylediğim gibi üç boyutlu sismik çalışmalarla e, ve hatta bu tür çalışmalarla e, açığa çıktığını e, gözlemledik farklı şeyleri görmekteyiz. Gene buradaki erozyonal e, şeyini e, buradaki e, şeysini görmekteyim. Buradaki son buzul çağına ait olan bir geç plösten e ait bir e, erozyonal bir aşınma yüzeyinin gene yorumlanmış hali bizim karşımıza çıkacak. Evet. E, buradaki tabi söylediğimiz gibi bütün o verilerin şeysinden sonra e, işte Uzunada fayının e, ve İzmir fayının bu şekilde burada Karada bunun e, izini bu kadar yoğun yapılaşmanın olabileceğini bulmamız aslında imkansız gibi bir şey. Tabii bir sonraki kesitte gene e, şu alanda bakın bir çalışmamız oldu. E, bu e, daha öncekiler e, sığ mühendislik sismi çalışmalardı. Bu ilk defa körfez içerisinde elde ettiğimiz bizim sismik yansıma kesitini görmekteyiz. Buradaki sismik yani deniz tabanlar şu doğrultuda bu sistemleri bizim e, herhangi bir kriz anında Türkiye'nin e, gidip belli alanlarda Doğu Akdeniz'de çalışma yapılıp yapılamayacağı konusundaki e, yapılan stratejik toplantılar sonunda e, Çeşme gemisine e, TCG'nin e, deniz kuvvetlerini yükleyip orada yapılıp yapılamayacağı konusunda yaptığımız bir test çalışması sırasındaki elde ettiğimiz verileri görmekteyiz, veriyi görmekteyiz. Şu alana karşı kilo bakın pokmark olarak adlandırdığımız alan şuradaki deniz tabanına ve buradaki bakın baktığımızda fayları belirgin bir şekilde çok e, rahat bir şekilde e, görüyoruz. E, yani birkaç saatlik e, bir yarım günlük bir çalışma da elde ettiğimiz bir veri deneme çalışması. Buradaki ilgimizi çeken nokta ve daha sonraki başka projelere aslında fikir veren, e, bize ilham kaynağı olan e, sismik çalışmalardan bir tanesi. Bakın şu kesimde böyle bir saydamlık olması e, gaz e, konusuna, e, gazlı yapılar olacağı olabileceği konumunu getiriyor. Ama biz biliyoruz ki eğer gaz içeriyorsa gönderdiğiniz sinyal maskeleniyor ve altına penetre veya etki edemeyeceğini biliyoruz. Bunun büyük bir olasılık da derinlerden, bir, burada hemen yakınındaki Balçova jeotermal sahası var. Ve buradaki derin faylar aracılığıyla şuradaki yapının e, jeotermal e, yapıyla, buharla dolduğunu veya suyla dolduğunu e, düşündürtüyor ve bunun da olabileceği konusunda bazı çalışmalarımız var. Şimdi e, hepimiz gibi e, İzmir e etkileyen e, bir depremden çok çok daha önce 2005 yılında e, sadece körfezinde sistemlere ilk denediğimiz alanlardan ne istiyorduk? Stremeri denerken sistemlere denerken e, bulunduğu alanda deniz trafiğinin olmayacağı bir şeydi tektonizmasının etkin İzmir'i etkileyebilecek gibi gibi hem deneme hem de bu alana yakın o İzmir'e yakın olduğu için bu alanda biz çalışmalarımız oldu Evet buradaki çalışmalarındaki verileri görmekteyiz Savaş Gürçay arkadaşımız da bunu yayın olarak hazırlıyor Pardon şu şekilde Evet Yine az önce söylediğimiz gibi şimdi o şeylerden bir önceki şekildeki hatlardan bir tanesi küçük menderesin hemen ağzındaki eski delta loblarına ait oblik şekilde klonofon yapıları biz görmekteyiz. Bakın yani literatürdeki gördüğünüz buradaki küçük menderesin şeyini görmekteyiz biz. Ağzındaki biz delta lobunu görmekteyiz buradaki hemen. Evet Burada üstüne binmiş bakın e, eski delta loblarına gene işte transkarasyon, regresyon gibi yapılarının. Peki bunların yaşlandırmasını nasıl biliyoruz? Oksijen izotop e, seviye dönemleriyle ilişkisine e, yanıtlayabiliriz. Buradaki gene belli bir alandaki e, şeyi görmekteyiz. E, kesit üzerindeki e, baktığımız zaman evet, her bir şeyin buradaki FT harfleri bize aslında top set, for set geçiş noktalarına e, işaret ediyor. Yani delta loplarının sonlandığı kısımları e, gösteriyor burada baktığımız zaman. Evet şuradaki şeylerini görmekteyiz. E, yani for set delta ne? Top set delta üstü diyebiliyoruz. E, buradaki FT3 de üçüncü lopun sonlandığı e, nokta anlamına geliyor. Yaşlar da tabi buradaki e, e, renklerle, harflerle belirtilmiş yaşlandırmasını görüyoruz. Yani bu da açıkçası gene burada söylemek lazım. Jeofiziğin önemini, gücünü gördüğümüz ve bundan da açıkçası çalışmış olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bir şeyi göstermektedir. Tabi bütün o şeylerden sonra baktığımızda tabii biz 2005'te Karadeniz'de çalışırken İzmir'de sürekli dolaşan e, oluşan depremlere e, duyduk ve döndükten sonra da bu sismik kesitlerin e, belirli alanlarda daha fazla arttık. Tabii gönül isterdi ki o sadece belli bir alanda kalmayalım. O sisama doğru da olan diğer alanlarda da çalışabilirim ama e, diğer e, alana geçemiyorsunuz çünkü Türkiye'nin e, işte ne kadar kritik denizdeki alanların e, belirlenmesi çalışmalar, e, bu çalışmalar sırasının sınırlanması görüyoruz. Şimdi buradaki bu kırmızı noktaya da baktığımızda bu kırmızı nokta son e, deprem noktasını görüyor. Yani şimdi Sığcık körfezi, e, Kuşadası körfezi çevresinin denizaltı Aktif tektonini deniz altındaki yapıların ve birimlerin yaşı, yüksek çözünü, ancak sismik veriler kullanarak yaptığımızı az önceki şeyde gördük. Buradaki aktif fayların haritalandırmasında yapıldı. Tabii bunların karadaki faylarla karşılaştırılmasının yapılması da önemli. Türlere, doğru burada belirlenmeye çalışıldı. Savaş Gürçay'dan bunun bir an önce yayın haline birlikte getirmesine getirmeyi bekliyoruz. Tabi sadece Körfezi batısı, Kuşadısı Körfezi ile aslında iki farklı bölüme ayrılıyor. Hem buradaki Kuzey Doğu, Güney Batı doğrultuda olması, sağ yönlü doğrultu tatımla faylarla bir deformasyona uğradı. Buradaki şeydeki de, de e, baktığımızda da normal e, atımlı faylarla birlikte çalıştığını olduğunu e, düşünüyoruz. <laughs> Tabii şimdi Ege bölgesinden e, pardon. Yani bir 10 tane falan slaytım kaldığını düşünüyorum. O yüzden ara vermeden isterseniz devam edelim. Şimdi Doğu Akdeniz'deki çalışmalara şeyle Alaksu Memor Üniversitesi'nden Alaksu yıllarca bu çalışmalara kendi imkanlarıyla, Gemiyi kullanarak yaptı, yapmış. Daha sonra tabii bu altyapı oluştuktan sonra ortak projeler oldu. Tabii bu ortak projeler sayesinde, yani ben şu anda sayısını hatırlayamıyorum ama 10 tane belki de yüksek lisans ve doktora, daha sonra doktora yaptıklarını ortak ve şu anda BP'de, Schlumberger'de veyahut da değişik üniversitelerde olan kişilerin olduğunu söyleyebilirim. Yani ortak çalışmanın e, önemi. Bu da e, Alaksu ile birlikte e, Doğu Akdeniz'de hem e, Kıbrıs'ın batısında hem e, Türkiye ile Kıbrıs arasında, Göksu Deltası'nda ve değişik alanlarda yaptığımız e, sismik profillere görmekteyiz. Tabi bu alanlardaki şuradaki bakın e, sismik profillere göster göstermekte bu e, denizaltı dağlarını gördüğümüz ve bunların üzerine Gassirat da örneklendiğini onu söylemek lazım. Burada e, yaklaşık kuzeydoğu, güneybatı e, bir temel e, doğru faiz e, Fays, e zona olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun genel bir şeysine baktığımızda bu J ile gösterilen e, kesit düzenine baktığımızda buradaki sismik kesit içerisindeki eee özellikle bu Antalya körfezine doğru olan e, güney e, Güney güneybatısındaki Antalya havzasının baseninin e, e, ve oradan da denizaltı dağlarına gazilerden örnekleri kısmına e, baktığımızda bu burada özellikle şeyin üzerindeki e, birim iki üzerindeki kalın evaporit e, mesinin e, tabanı üstü ve onun üzerindeki e, tuz eee orijinli e, Kırım'a e, kuşağını e, görmekteyiz. Gene buradaki bindirme e, fayının e, sismik kesit üzerindeki nokta. Gene burada sismik hatlara baktığımızda buradaki bunlardaki göstermemdeki e, hem çözüm gücüne hem buradaki tektonik ve problemlere e, karşılık e, yanıtı bir diğer sonraki kesitte de Gene şu alanda Kıbrıs'ın batısındaki alandaki bakın e, sismik kesiti görmekteyiz. Tuz domluğuna ve kırılma e, kuşaklarına karşılık geliyor. Şimdi şeyin hemen e, Kıbrıs'ın batısındaki alanda şurada derin e, sondaj yerlerini görmekteyiz. Gene yani buradaki e, mesiniyenin e, tabanını görmekteyiz. Birim bir ve ona bağlı olarak denizaltı e, yapılanı biz buradaki e, sismik kası kesitler üzerinde görmekteyiz. Derin sismik pardon bu verilerle birlikte kuyu verilerini deneştirdiğinizde, ilişkilendirdiğinizde bunların yorumlanması sırasında ne kadar şey olduğunu görüyoruz. Tabii hiçbir zaman bu alanlardaki çalışmalar kolay olduğunu söyleyemeyiz. Buradaki Göksu Nehri ağzındaki, bakın bu önemli bir yapı. Burada farklı e, yapıların e, gözlemlediğimizi e, söylemek lazım. Aynı kesidin e, yelpaze şeklindeki atışını biz görmekteyiz. E, buradaki işte gene bindirmeleri e, ve diğer e, yapıları biz e, görmekteyiz. Şu sismik kesitlerden bir tanesi. Bu da e, senin arkadaşımızın TPA'dan şimdi şu anda e, şeyde olduğunu söyleyebilirim. E, İngiltere'de. Türkiye'de, yurt dışından masterdan sonra ikinci masterdan sonra. Şimdi bu çalışmalar sırasındaki e, karşılaştığımız pek çok zorluklar vardı. Bu zorluklardan en büyük e, şeysi şuradaki e, şeyde gördüğümüz gibi sürekli olarak e, engellemelerle karşılaştınız. E, hiçbir zaman yani doğa koşulların yanında yanı sıra e, şeylerle mücadele etmek zorunda e, kalıyorsunuz siyaset etkide. Tabii. Şimdi Karadeniz'e geçtiğimizde de e, Karadeniz çalışmaları sırasında da ilk yaptığımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı için e, gaz ziraat çalışmalarının bir tanesi. İşte zaman olur da e, şey yaparsak ileriki zamanlarda e, sadece gaz yönelik e, yapılan çalışmalarda e, onlarda o çalışmalar sonrasında değerlendirmeleri bulunuruz. O çalışmalar sırasında yaptığımız bir genel şey vardı. Bunu da Piri Reis Çamur Volkanı olarak adlandırdık. Tabii e, söylediğimiz gibi yani e, çalışmaların kaynakları şeyleri çok farklı alanlarda bunlardan bir tanesi bu alanda işte Topo Europe e, projesi kapsamında Source Sink olarak adlandırılan yani kaynak ve e, tortullaşmanın olduğu Source ve Sink batan kısım olarak adlandırılacak. Yani sizin denize taşınan e, şeyin Karadan başlayıp e, daha denize kadar olan kısımda e, TÜBİTAK da yine bu çalışmaların e, bir şeysi içerisindeydi e, destekleyicisi diğer e, Avrupa'daki diğer e, bilimsel e, kuruluşlar gibi işte bizim de e, projemiz e, bu şeyde derminal birlikte ve tabii bu çalışmalar sırasında işte Mert e, tipikte şu anda e, Murat ondan sonra Aslan e, ondan sonra Özkan ve gibi pek çok arkadaşımızın e, doktora yüksek lisans çalışmalarına karşı o verilerden bir tanesinin işte rotasyonel e, bir kayma yüzeylerine ve ona e, o kayma yüzeylerinin altındaki e, diğer yapıları, graben yapıları ve e, bindirme yapılarını e, görmekteyiz. Bir diğer çalışmamız da e, Doğu Karadeniz'de e, ki e, şu alanda gösterdiğimiz, Yine TÜBİTAK destekti. Ee, i̇şte e, bu çalışmanın e, özelliği neydi? E, i̇şte Sevinç'in, e, Selmet'in e, yüksek lisans çalışmaları. E, hem Gwanya, Güney Kore ile ve e, Karadeniz'deki e, çalışma. Yani bizim ekip e, onlardan öncelikle bizim çalışmaları katıldılar ve bizim enstitüde e, çalışmalarda bulunan konuk araştırmacı olarak bulundular, öğrenciler. Ve daha sonra zaten hani biz çalışmaya e, işte e, Deşol Kim, e, Pungkang National Üniversitesi'nden e, kişiyle, hocayla birlikte e, işbirliği anlaşması sayesinde ortak çalışmaları başlatmıştık. Biz de onların çalışmalarına katıldık. Onlar bizim çalışmalarımıza katıldık. Onların yaptığı deneyimlerden yararlandık. Onlar bizim yaptığımız deneyimlerden. Bir diğer önemli konusu da beş tane arkadaşın Öncelikle Deniz, Deniz Çukur çok başarılı oldu. Şu anda kalıcı oradaki deniz araştırmaları kurumunda üst düzey pozisyonda olan bir arkadaş. O kadar başarılı oldu ki arkasından dört tane daha arkadaşı çekti. İşte Ayşe şu anda şeyde Ankara'da çalışıyor. İbrahim Amerika'da. Ondan sonra Gökto tipikte şu anda çalışıyor. Yani pek çok arkadaşın. Ee, uluslararası seviyede e, çalışmasını iş olanağına e, uzayan kol olmasına e, kolumuz oldu açıkçası. Evet. evet, o alandaki bakın Pusan çamuru volkanı verdik. Neden Pusan çamuru volkanı adını verdik? Çünkü e, Pusan'daki e, ee, şehitlerimizin anısına bu açıkçası bunu verdik. Burada bir tipik bir çamur volkanını görmekteyiz. Ee, deniz tabanı yansıtıcını ve diğer e, yapıları, faylarını görmekteyiz. Buradaki çamur volkanının altında bir eser yapılarını ve faylarını görmekteyiz. Veya yani tektonik açıdan da incelediğinizde buradaki yükselimle birlikte şey görürüz. Bir diğer e, çalışmamız, e, Aler projesi olarak adlandırdığımız... Ee, Anadolu'nun iklimsel ve coğazart yer tehlikelerine yönelik işte buradaki e, pek çok kuruluşla birlikte aslında Anadolu plakası biliyoruz ki biz bizim gözümüzün önünde Akdeniz'de e, ve Karadeniz'de Anadolu plakası yükseliyor. Yani aslında bir Himalaya oluşu e, şeyde Toroslar tarafından. Bunun tabii getirdiği tektonik e, yer tehlikeleri neler olabilir? Bunun deniz çalışmaları kısmını yapan ee, o kişi olduk. gene bir arkadaşımızın doktora çalışmasını. Bu gördüğümüz kızılırmak ve yeşilırmak deltasına. bakın. Şuradaki e, derin şeyi yeşilırmak ve kızılırmak buradaki kanalın yarattığı e, biz kazanımı e, yüzey arizonal şeyleri görmekteyiz kanalları. Bu da e, doğu ve batı arzlarına ayıran Orta Karadeniz sırtını Androzov-Alkarachensky olarak adlandırılan Orta Karadeniz sırtını görmekteyiz. Bu da ALERT 7. çerçeve kapsamında olan bir projemizdi. Tabii bu çalışmalar sırasında e, az önce gösterdiğim e, Romanya ve Bulgaristan e, açık denizindeki bizim ekonomik zonumuzun dışındaki e, çalışmalara davet edildik neydi bu çalışmalar Almanların şu olarak adlandırılan e, Sapma'nın Gasrat e, rezervuarı yani e, Gasrat projesinin araması, üretimi ve transportu. Almanların biz biliyoruz ki çok sınırlı bir deniz e, alanı var. Ama Almanlar ne yapıyor? Almanlar bu konuda e, üretim teknolojisi geliştirmeye bu olarak adlandırdılar bir sistemi. Ee, burada e, test etmek için bu alanda e, işte Romanya, Bulgaristan'a İzmir'den bizim e, aygıtları, cihazları yükleyip e, tırda Almanların Merey Esmer'in e, araştırma gemisine yükledik şuradaki şeyde alanda gördüğümüz gibi gene bizim bir arkadaşımızın oranın e, doktora konusunu yani Başka bir ülkenin e, şeyinde ve e, bunu Chevron'un Exxon'un ilgilendiği alanlar bunlar e, Romanya'nın üretim e, alanları olarak planladığı alanda siz stratejik gidip 2500 kilometre veri toplayıp ve aynı zamanda bu veriye sahip oluyorsunuz ve e, ne mutlu bize ki şuradaki e, Tuna bir kuyusunun yakınındaki bir alanda 2500 kilometre bir şuradaki e, batimetre verisiyle birlikte sismik veriyi görmekteyiz. Tabi buradaki sadece şu kısmına baktığımızda çoklu bir eserleri görmekteyiz. Bu da başka bir çözülmesi gereken e, konulardan bir tanesi gazırtın varlığını gösteren çalışmalardan bir tanesi. Tabi Türkiye'de gazırt çalışmaları için işte e, gerek bu şey e, sistemlerin altyapının kurulmasıyla, gerek e, Çaka ve projesiyle gerekli şeyler. Olabilecek ama yeterli mi? Yeterli değil. Bir diğer hedef istenen, yapılması gereken gaz satıcı araştırmaları için veya yüzen üniversiteyle eğitim için olması gereken şeylerden bir tanesi de bu bir araştırma gemisinin olması. Jeofizik araştırma gemisi. Ben açıkçası jeofizik araştırma gemisi diyeceğim burada. E, tabii Yüzen üniversite kavramının aslında Türkiye'de baktığımızda e, bizimle birlikte Türkiye'deki hemen hemen bütün üniversitelerden, jeofizik bölümlerinden, e, hemen hemen bütün e, bölümlerden arkadaşlar yüksek lisans, doktora veya benzeri çalışmalar e, yapmışlardır. Laboratuvarda, e, projelerde bir şekilde yer almışlar. Şimdi tekrar gaz çalışmalarına çalışmalarına e, döneceğim. Çünkü hani çok daha geniş e, birbirleriyle bağlantılı olsun diye açıkçası... Böyle hem başında hem sonunda verip Bakın bu e, bir çalıştayda Gazrat çalıştayında e, Amerikalı Gazrat projesinin başında olan Tim Collette birlikte ve e, Yamamoto şeyden e, Japonya Gazrat projesinin başında olan kişiyle birlikte e, yaptığımız çalıştay sırasındaki gösterilen bir slayttan aldığımız bir şey. Bakın 2020 yılı. Bakın son yıllardaki petrol şirketleri BP'den tutun siz yani eh ConocoPhillips'ten tutun Chevron'dan ve hatta işte Shell'den çok farklı alanlarda Çin, Japonya bu konuda çok atak olduğuna Hindistan çok çünkü bunlar petrol ve gaz yoksunu ülkeler. Bu bir kaynak olduğu için de bu alanda yatırımlarını artırmış durumda. 2023'ten sonra 2023'ten sonra açıkçası ticari olarak e, gaz, gaz üretiminin yapılacağı konusunda e, öngörü, sunumlar, e, çalışmalar var. tabi e, tabii baktığımız zaman e, şeyin e, dünyadaki çalışmalarda e, girdiğinizde interneti bunu görmektesiniz. Her yıl e, Amerika Senatosu'nun gaz çalışmaları konusunda bir rapor gider. Eğer takip ederseniz oradaki bu çalışmaların ne kadar önemsendiğini gör, gör, görürsünüz, görmektesiniz. Sadece bizim 3 yıllık, 3,5 yıllık bir projedeki 32 akademisyen, 27 araştırmacı ve bunların büyük çoğunluğu 20'den fazlasının jeolojik mühendisi olduğunu söylemek lazım. Çalışarak buradaki bu sistemlere, bu şeylere etkinliklere, etkinliklerle, yeteneklerle şu anda büyük çoğunluğu bunların e, tipik e, Bar Barbara Sayettin Paşa gemisinde, e, Oruç Reis araştırma gemisinde, yurt dışındaki üniversitelerde olduğunu söylemek isterim. E, 22 tane gemi adamı, e, tabii bu çalışmalar sırasında destek veren işte e, hem Pir Reis'in hem 954 gemisinin mürettebatı ama e, iki tanesini e, buradan almak lazım. Onlar da bütün hepsi gibi birisi rahmetli Bilal abi Bilal, e, Nuri'ler İkincisi de e, Çarkçıbaşı e, şu anda özel sektörde çalışan Ömer Çubuk. Bunların katkılar pek çok arkadaşın e, şeysi var bu çalışmalar sırasında katkısı var. E, işte mesela Jean-Paul Fouché dediğimiz e, Frans Ifremer'den e, bir e, araştırmacı. Bu çalışmaların ilk başlangıcında bir e, elemanına bir e, çalışma arkadaşını cozikçeyi gönderip e, bize inanılmaz katkılar e, koydu e, oturdu bizim için özel olarak program yazdığını söyleyebilirim yani bugüne gelinceye kadar pek çok e, kişinin e, emeği olduğunu söylemem lazım ama bu tabii üzücü olan bir şey bu e, çalışmalar sırasında güzel bir projenin sonunda e, bir arkadaşımızı kaybettik onu da rahmetle e, Almak istiyorum. Teşekkürü bir boş biliyorum. Ben dinlediğiniz için sabırla teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Bizimle paylaşmış olduğunuz bilgiler ve tecrübeleriniz için. Ee, soru ve bir tane de yorum var hocam. Dilerseniz onu paylaşayım sizlerin. Haluk Kıydoğan hocamız şöyle bir yorumda bulunmuş hocam. 2007'de. 90 metre boyundaki Çandarlı gemisi bu işe tahsis edilseydi bugün durum daha farklı olurdu. Şeklinde bir yorumda bulunmuş. Aysel Seren şöyle bir soru yöneltmiş. Gaz hidratın gravite çalışmalarındaki görünümü ya da işareti nasıl olur? Deniz jeofiziği içeriğinde sismik çalışmalarınıza gravite ölçüm sonuçlarının eklemesi yorumlarınıza nasıl katkı yapardı? E, tabii oradaki deniz tabanıyla ilgili veya dağ altındaki, tortuların altındaki şeylerle ilgili katkısı olur e, gravitenin mutlaka. Yani şunu biliyoruz ki her bir açıkçası e, jeofizik verisi e, problemin aydınlatılması konusunda katkısı vardır. Yapının, yer altındaki yapının anlaşılması yönünde. Teşekkürler hocam. Dilerseniz biraz bekleyelim belki soru yönelten olur. Şimdilik ee, teker teker sayamayacağım. Herkesin Herkes çok teşekkür ediyor hocam. Var. Ben teşekkür ederim. Ee, zahmet edip gelip dinledikleri için. Bekliyorum soru olursa diye hocam. sanırım başka soru yok. Hocam e, e, geldim bakıyorum ona. Hocam şöyle bir soru geldi. Şimdi. Bitirmesini gazitratlar üzerine yapanlar için acaba hocamızın makalelerini incelememizi önereceği yerli yabancı akademisyenler var mı? E var tabii ki. Olmaz olur mu? Benim e-mail adresim var. Ee, şey yaparlarsa hem gönderirim hem de yazarım. Teşekkürler hocam. Ee, biz sonunda bir tane daha geldi galiba. Yok yine aynı soruyu sormuş. Ee, zaten siz cevapladınız. Hocam, Jeofizik Merkez Odası İstanbul Şubesi olarak başta olmak üzere katılımcılar ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, umuyorum meslektaşlarımıza. Umuyorum ilerleyen günlerde yine bir araya umarım bir araya gelebiliriz. İnşallah. isteğimiz o tabii ki. İnşallah yüz yüze yapma şansımız olur. Onun dışında buradan olur internet üzerinden. Tekrar bir araya geliriz umarım hocam. İnşallah. Temennimiz o. Sağlıkla kalın. Hoşça Hoşçakal. Teşekkür, Teşekkür. ederim. Teşekkürler hocam. İyi günler. Sağlıkla kalın. Sağ olun.